Faiz lobisine ne oldu? Bunu söyle bize. 45 milyar dolar faiz ödeyen bir ülke nasıl kalkınacak? Bir de doların gerçek değeri 50 zaten diyor. Katılıyor musun? Şöyle doların şu andaki adil değerini şöyle hesap edebiliriz. Amerika'daki faizle Türkiye'deki faizi döviz rakamına ekleriz. O da ne kadar? 44-50 falan yapıyor aşağı yukarı. O da bizim TÜİK verileriyle, ama onu da söyleyeyim yani. TÜİK verileriyle 44-50 yapıyor. 50 olmaması için bir sebep yok yani, öyle söyleyeyim. Olması gereken adil rakam bu aslında. Peki, faiz lobisine ne oldu? Faiz lobisi diye bir şey yok zaten. Faize savaş açan AKP iktidarını demin söyledim. Başkanlık sisteminde geçtiğimizde biz borçların faizine 70 milyar lira para ödüyorduk bir senede. Yani 2018 senesinin tamamında borçların faizine 70 milyar lira para ödemişiz. Şu anda ödediğimiz para 2024 senesi için 1 trilyon 254 milyar, 2025 senesi için de 1,6 trilyon lira. Sizce lobi kim? Wow. Onur abi ne olacak bizim sonumuz diyen Ferhat'a bir sadece ara arkadaşlar bakın Galatasaray konusunda bana çok mesaj atıyorsunuz. Ben Fenerbahçe kongre üyesiyim. Benim Galatasaray yayını yapmam çok taraflı bir mesele haline dönüşür. Ama yine de önümüzdeki günlerde hani konuya ilişkin çok adil olabileceğini düşündüğüm bir konu önerirseniz ben de Valla bunu. Bilgin Gökberk bununla ilgili çok güzel çalışma yapıyor. Ha, mesela Gökberk olabilir. Onu İyi alabilirim. de iyi de bir gazeteci, çok da severim. Buradan da selam olsun. Aynen. Bak o Bilgin Gökberk çok çok detaylı olarak bu işle, geçen Sözcü'de beraber yayındayken yayından önce konuştuk bayağı detaylı olarak ondan sonra, ve hakikaten bununla ilgili çok ciddi şeyler yapıyor, hazırlıklar ve çalışmalar yapıyor. doğru. Tamam. Peki Onur abi ne olacak bizim sonumuz? Şimdi Yani insanlar şöyle, bir de şu merak var ya, ya tamam da ne olacak ne olacak hani nasıl geçecek? Geçecek. bir kere şöyle, bak demin de söyledim ya, bu Türkiye bu krizi atlatır. Bu zihniyetle atlatamaz. Ama bu krizi, bu stresleri bir şekilde geçerler. Ben geçen gün bir tane CHP'li vekille bir araya geldik. Şu serzenişte bulundum. Dedim ki, ya sayın vekilim, şimdi siz bir gölge kabine kurdunuz. Gölge kabine kurdunuz, doğru mu? Siz bu gölge kabineyi gölgeydi, kaybettiniz. Eğer dedim yapabiliyorsanız, hani beğenmiyorsunuz ya, orta vadeli planı o da eleştirdi benim gibi. Dedim ben bir vatandaşım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Sizin sızlanmaya hakkınız yok. Siz dedim bir orta vadeli plan yaparsınız. Dersiniz ki kardeşim bak şunu şöyle yapmak lazım. Tarımda böyle yapmak lazım. Teknoloji ağırlıklı sanayi bir şekilde üretip ihraç etmek lazım. Siz de dedim Cumhuriyet Halk Partisi olarak gölge kabininizde bir orta vadeli plan yapın. Bunu milletle paylaşın. Doğrusu bu. Bunun yapılması lazım diye insanlara bir şekilde dedim bunu akıllarına kazıması için yardımcı olun dedim. Yapılması gereken bu. Sızlanmakla hiçbir şey olmaz. Sen ne yapacaksın gelince onu bana söyle. Evet. Aslında Ekrem İmamoğlu CHP şeyinde tüzük kurulunda inanılmaz güzel bir konuşma yaptı yani CHP'nin vizyonu gibi. Hani artık insanlara daha fazla gidip ne kadar kötü olduğunu ekonominin anlatmanın alemi yok yani hani gidip Ya şeyinizi anlatın geçen diye. gün Miniatürk'e gittim. Miniatürk'e gittim. Ayşe Çağlayan diye bir müdürü var, müdüresi. Aynı zamanda müzeler genel müdür yardımcısıymış Ayşe Hanım da. Onu da orada öğrendim, müdür yardımcısı olduğunu. Çok kıymetli bir insan ve Miniatürk'te Bahar öyle şeyler yapmışlar ki sponsorluklarla, bak bir gün gerçekten gitmeni öneririm. Bak ben bir gün alayım götüreyim seni oraya. İçeri tarafta tarihi, Türk tarihiyle ilgili inanılmaz bir setup kurmuşlar. Yeniçerilerin ayaklanmasından tut da her türde, ve bunların hepsi gelir artırıcı şeyler. Bakıyorsun bunu yapmışlar. Başına bir tane profesyonel hanımefendiyi koymuşlar. Diğer taraftan bakıyorsun kent lokantalarında, ya adam emekli, karısıyla beraber iki tane yaşlı kuyruğa giriyor ki buralarından bir lokma et geçsin diye ya. Emeklinin durumu hakikaten başka bir gelir yoksa içler acısı ya. Bak Fena. şimdi çok enteresan bir mesaj geldi. Şimdi bazı gruplar var. Onlar çeşitli araştırmalarını atıyorlar zaman zaman. Evet. Şimdi bu Free Web Turkey diye bir site. Şimdi diyor ki arkadaşlar 108 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı ve bunun üzerine BTK'nın Google'dan yardım istediğine yönelik Free Web Turkey haberini yalanlayan yetkililer gerçeği söylemiyor, belgeleriyle açıklıyorum demiş. Burada da belgeyi koymuşlar.
Bakın ekranlarınızda gördüğünüz gibi. Government notice type government request diyor. Turkish emergency response diyor. Which operates under the Information Technology Community Authority of Turkey. Sen article 60. Yani tabii yazının içeriği çok altı yok tamamen de böyle bir şey geldi. Rezalet ya. 108 milyon kişi miyiz ya? Biz hani 85'tik. Kalan kimin şeylerini çaldırdık? Bazılarınınkini iki kere çalmıştır herhalde. Ya şimdi mülteciler var, şeyler var. İçinde Türkiye Cumhuriyeti var. Bize doğruyu söylemiyorlar ki. Yani Covid olur, vaka sayısını bilmeyiz. Deprem olur, ölüm sayısını bilmeyiz. Enflasyon olur, onu bilmeyiz. İşte bilgiler çalınıyor, ne kadar olduğu belli değil. Yani sürekli olarak bir şeyleri saklamakla geçtiği için onun için zaten en büyük sıkıntı diyorum ve teşhis yapmadan tedavi yapamazsın. Böyle bir şey yapma imkan ihtimali yok. Geçenlerde Ulaştırma Bakanlığı'na bir şey soruldu. Dendi ki verilerimiz çalınmış. Dedi ki o bizden önceki dönemde dedi. Bizimle bağdaştıramazsınız. Sanki kendinden önce Germiyan oğulları vardı. Gene sen vardın kardeşim. Gene sen vardın. Yani her bakan bir önceki dönemi şey yapıyor, eleştiriyor. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Mehmet Şimşek geldi dedi ki İlk önce yapacağımız şey rasyonel politikalara, akılcı politikalara dönmek dedi. Sayın Nebati akılsız dedi adam politikalarına. Ya bizim bürokrasimiz yani tabii hepsini söylemiyorum ama yani inanılmaz omurgalı çıktı. Yani ters anlamda anla bunu. İnanılmaz omurgalı çıktı. Yani bir de onlardan hesap soran da yok. Oh yok. Bu ne güzel şey yani. Ben mesela şuna da çok takılıyorum. Özgür Özel mesela bence gözlüğü geri takmalı. Neden? Ne bileyim ya gözlüğü yakını hiç görememeye başladı. Yanında kim var, arkasında kim var. Gerçekten yani hiç görememeye başladı. Ben çok üzülüyorum buna. Geçen gün diyor ki işte ben sarkazm mesela... Sarkazm yaparım diyorsun çok fena. Nasıl? Çok fena sarkazm yaparım diyorsun. Ama öyle. Şimdi bak şöyle bir şey var. Geçenlerde Özlem Zengin de ben bu konuda eleştirdim. Dilruba içerideyken dedi ki bana göre dedi tutuksuz yargılanması lazım. Bana göre diye bir şey olamaz. Bu ülkenin bir anayasası, bir kanunu var. Özgür Özel dedi ki bana göre dedi Tayyip Erdoğan'ın dedi Cumhurbaşkanı adayı olmasında bir sana göre diye bir şey yok Sayın Özel. Sana göre diye bir şey söz konusu değil. Bu ülkenin bir anayasası var. Bu ülkenin anayasası ne diyorsa odur. Bana göre her CHP'nin başına geçenin mutlaka Tayyip Erdoğan'ı yenme gibi bir şeyi var böyle. Takıntısı var. Onu yenip geçeceğim. Onu yenip gideceğim. Yani şu anda bu bana göre ülkedeki ekonomik anlamda bak ekonomi düzelir. Doğru bir strateji yaparsın can yanar. Ekonomi düzelir. Çünkü ekonomi çıkarken bir, inerken üç can yakar. Ama sen bu kaybettiğin eğitimi nasıl kazanacaksın? Şu andaki hepsinden bahsetmiyorum. Şu anda profesörlerin bir kısmı, profesör unvanı olan insanların hepsini kastetmiyorum. Bir teste tabi tut. Bazıları ilkokul diploması bile alamaz. Ya zaten faturayı sadece halkın ödediği bir yerde yani çok adil demeyi geçtim. Bu artık başka bir şey. Yani adil demeyi geçtim. Ya bu arada çok komik bir yorum gelmiş. Dur ay az daha kaçırıyordum. Diyor ki nüfusu çalınan veri sayısından öğreniyor. Çok iyiymiş ya. Bu bir yorum bu ya. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Ya Ebru'cuğumun bak sorusunu havada bırakmak istemiyorum. Onur Bey bir devalüasyon bekliyor mu demiş sokakta. Hayır. Devalüasyon zaten sabit kur rejiminde olur. Devlet eliyle olur. Şu anda bunu yapmamalı. Zaten para yokken yani eksi 70 milyar dolardayken doları bu şekilde savunan insanlar şu anda artı 19 milyardayken Allah'ını seven defansa gelsin diye şu anda can rahat savunurlar ve dövizi bir şekilde devale etmezler bu şekildeyken mevcut bu kadar borç varken bak düşün edecek olsaydı yazın başında ederdi turizmci bu kadar perişan olmazdı mesela örnek veriyorum. Turizm sezonu çok kötü geçti. İşte bu dövizden dolayı. Bizim birçok bakanına göre çok iyi geçti. Onun otelleri bu arada çok yani. Bak çok güzel bir konuya değindin. TURSAF Başkanı ile Turizm Bakanlığı'nın arasındaki konuşmayı gördün mü atışmayı? Yok, nedir görmedim. Ya bir şey sen var ya bunun ben var ya sana diyecektim ki TURSAF Başkanı'nı gaza mı getirdin diyecektim. Bak yemin ediyorum. Adam belki izledi dedi ki bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? TURSAF Başkanı demiş ki kokuşmuş düzen falan sağdan girmiş soldan çıkmış neler yazmış. Ama önce giydiren şey olmuş, bakan olmuş. Demiş ki TURSAF'ı artık nasıl bir şey varsa TURSAF'ı yerden yere vurmuş. İnsanların mecbur bırakılan falan diye. O da bunun karşılığında TURSAF'ta böyle
kocaman bir şey yazmış bakanlığa. O da onu yerden yere vurmuş. Felaket derecede birbirlerine girmişler. Bakalım sonu ne olacak? Ben eteğindeki taşları biraz daha dökmelerini canı gönülden diliyorum. Çünkü abi, her söyledikleri cümle bir şeyi ortaya çıkartıyor yani. Ya adam kendine çalışıyor, kendine otel yapıyor, kendine arazi topluyor. Bu arada tanıtım ajansı diye bir şey varmış. Yani hani anladın mı? Bak, tanıtım ajansı diye bir şey varmış. Tanıtım ajansı mı? Turizm tanıtım ajansı diye bir yerden bahsettiler. Evet. O turizm tanıtım ajansının başındaki kişi de bakan yardımcısıymış. Tamam mı? Şimdi harıl harıl hepimiz bunun bütçesini öğrenmeye çalışıyoruz. Nereye ne harcanmış? Yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar dediler ama teyide muhtaç bir bilgi. Reklam verilmiş. Kime ne reklam verilmiş? Şimdi bunu araştıracağız Harıl Hanım. Ben sana da bunun ödevini vereyim. Tam senlik bir konu. Kılçıksız böyle örnek geliyor. Bak, havada konvoy 2 geliyor. Şey açıklama yapmış. Demiş ki Türk ekonomi heyetinden ABD çıkarması, özür dilerim. Detayları TAİK Başkanı Murat Özdiğin açıkladı falan diyor. Bu şey var ya, New York'taki Türk evinde Fortune şirketlerinin 20-25'iyle bir araya geleceğini söyleyen Özdiğin 23 Eylül günü New York'ta, bu arada 24 Eylül'de Salı günü Bakan Şimşek ve Bakan Bolat Goldman Sachs ev sahipliğinde konferans yapacaklar. Havada konvoy loading. Aynen, şimdi havada gidecekler çakarlarla böyle. Ya bu arada ben NTV'nin New York temsilcisiydim, New York muhabiriydim. O toplantılara da çok katıldım. Yani oralarda aslında böyle kalabalık gidilen heyetlerde çok ciddi böyle iş fırsatları, ivmeler falan çok da doğmuyor arkadaşlar. Biraz dostlar alışverişi görsün. Ya işte. Başkanın yanındayız, tamam mıyız, okey miyiz, hadi dönelim gibi bir şey oluyor. İşte katıldık mı katıldık, var mıydık varız. Ama şu anda herhangi bir açıklama şey. Mesela bak. Kredi, Fitch işte ve diğer işte S&P kredi notumuzu yükseltti. Mehmet Şimşek dedi ki bir dönemde dedi 3 kredi değerlendirme kuruluş tarafından notu yükseltilen tek ülkeyiz. Ya bir de X bir şeyle övünüyorlar ya, ben ona daha çok şaşırıyorum. Ya bu ülkenin şu anda övünülecek hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı yok. Bu insanların senin ülkenin bu kadar övmelerinin bir tek sebebi var. O da içerideki yabancı yatırımcıların faizlerini bekleyen paraları. Allah rızası için de ki faiz, hani derler ya bana balık şey verme, balık verme, balık tutmayı öğret. Benim notumu yükseltme, bana bir tane yatırımcı gönder desem adam gerizekalı taklidi yapacak yani. Anlatabiliyor muyum? Ama yok böyle bir şey. Diyorlar ki işte kredi notumuz yükseldi. Ya kredi notu ne enflasyonla alakalı, ne ülkedeki refahla alakalı, ne mutlulukla alakalı. Sana verilen paranın geri alınmasıyla alakalı. Aynı kredi default swap dediğimiz CDS gibi düşün. Diyorlar ki CDS 280'e düştü. Ben mi çıkartmıştım 1000'e zaten onu? Sen çıkarttın.